İrfan, bu salep yanmış mı ya dibi sanki? Yanık tadı Evet, geliyor ağzıma. yanmış ama güzel. Bayılırım yanık saleve. Küş. Hayırdır, karla ne işin var? Adama salep kalmadı. Ne yapsın? Sana kar tatlısı yapabilirim. Pekmez var bak. Şöyle Oo, güzel. evet, onu İster da ben misin? yiyeceğim. Tamam, onu da Ahmet'e yap madem, hadi. Geçen biz zaten yemiştik onu. Dur. Bir de Ahmet'e yedirelim. Bursa Teleferik'ten günaydın. Bir dakika olmadı. Bursa Teleferik'ten hepinize günaydın. Uzun zaman oldu. Teleferik'le Uludağ'a çıkmıyorduk. Bugün bir değişiklik yapmak istedik. Teleferik'le Uludağ'a çıkıp Uludağ'ın güzel manzarasını sizlere gösterelim. Güzel ve bir doğa yürüyüşü yapalım istedik. İnşallah güzel görüntüler yakalarız. Ayrıca kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Teleferik'te görüşürüz. Sizin için güzel görüntüler yakalamak üzere biz yola çıkıyoruz. Evet, teleferiğe bindik. Yolculuğumuz başladı. Çok uzun zaman olmuştu teleferikle Uludağ'a çıkmayalı. Aslında devamlı Uludağ'a çıkan insanlarız. Yanımızda bugünkü misafirimiz Ahmet Temen. Evet, Ahmet Bey. Valla ben de uzun zamandır çıkmamıştım. Benim için de çok iyi oldu. Ahmet bu arada benim amcamın oğlu. Bilmeyenler için söyleyelim, akrabam. Birinci derecede akrabam yani. Bir de daha önce Domaniç'le beraber de Ahmet. Domaniç videosunu çekmiştik Ahmet'le. Aynen. Çok güzel bir video. Bu arada en çok izlenen videomuzun baş aktörü Ahmet. Ne diyorsun? Kuzinli sobada güzel bir yemeğimizi yapmıştık. En çok izlenen video şu anda hala. İnşallah bu daha fazla izlenen bir video olacak. Ahmet bize uğur getirebilir. Ben inanıyorum. İnşallah. İnşallah. Bu arada manzara var. Beğenirlerinizi bekliyoruz. İrfan, biraz sisli puslu bir hava var. Aşağıda rüzgar vardı ama inşallah şansımız hava biraz daha iyi olur. Güneş çıkar. Rüzgar biraz fırtına. Güzel manzaraları çekeriz drone'umuzla. Bursa teleferi Türkiye'nin en eski teleferiklerinden. Bursa teleferi Türkiye'nin ilk ve tek teleferidir. Başlattım. Teleferik hakkında bilimi vermek gerekirse teleferik Türkiye'nin ilk ve tek teleferidir. Birleştirirsin. Şu an geçtiğimiz istasyon birinci istasyon Kadıyayla istasyonu. Fakat burada inemiyoruz. Daha eskiden burada inip gezebiliyorduk. Yani şu an aktif halde değil. Evet. Devam ediyoruz burada. Bursa teleferi hakkında bilgi vermek gerekirse Bursa teleferi Türkiye'nin ilk teleferidir. Kuruluş tarihi de 1963 yılındadır. Aynı zamanda da bu Bursa Spor'un kuruluş tarihidir. Şu anda içinde bulunduğumuz kabinler de 2014 yılında yenilenmiş olup daha güzel panoramik görüntü halinde yolculuk yapmasını sağlamakta. Panoramik bir görüntü sunuyor bize. Her tarafı cam. Şu an gösterelim manzarayı. Eski teleferikleri de bu arada videoya montajlayacağız. Eski teleferiklere sen bindin mi? Eski teleferiği yıllar önce defalarca bindim. 40 kişilik kabinler halindeydi, kırmızı. Çok, evet, çok, da, çok kalabalık oluyordu. Şu an hani çok rahat, ferah bir yolculuk yapıyoruz. Şu anki hali çok çok daha güzel. Evet. Sadece şu an 3 kişiyiz mesela.
Önceden 40 kişilik yolculuk yapıyorduk. Evet. Yani insanlar ayakta zar zor bakmaya uğraşıyordu. Ayaktaydı ve 40 kişilik. Bu kadar rahat yolculuk yapılmıyordu tabii. Şu anki çok çok daha iyi. Sol tarafımızda aynı zamanda çok çukur vadiler. Kaynana Çukuru diye adlandırıyor. Dik ve sarp kayalıklar vadi içinde olduğu için Kaynana Çukuru diye adlandırılmakta. Evet. Ahmet sen ne diyorsun? Vallahi ben şu an doğanın büyüsüne kapıldım. Ve sadece izlemek değil mi? Ben sadece izlemek. Aynen. Evet, şu an dik bir en dik yerlerden birinden çıkıyoruz şu anda. Hız hız uçur sen. Ahmet'teki maceralara bak. Bu drone'u bize veda ettirecek galiba. Ahmet bize drone'u teleferikten uçurmamızı önerdi ama... O büyük bir çılgınlığa, o kadar da çılgınlığa kimse girmez herhalde. Nurettin abi şu ayıra baksana ya. Şuraya bak buradan. Ayı gördün mü hiç sen avlanırken ava gittiğinde? Gördüm tabii. Ayı birebir. Uzaktan gördük canım onu birebir derken. Onu aslında bizim Adem Özdil'e sormak lazım. Yani onu... ayı saldıran şey, adam var bu arada bizim yani, köyde. Bu arada Sarıalan istasyonuna geldik. Evet, burada iniyoruz. Burada iniyoruz. Sonra devam edeceğiz. Sarıalan'ın maskotu Salep adlı hayvan dostumuz var. Çok tatlı duruyor. Yıllardır burada duruyor bu. Buranın bekçisi. Ahmet tatlılara merak sardı. Aldım yani öylesine tatlanmak için. Tatlısı gibi bir şey diyor var mı? Ne diyorsun? Oo Ahmet tatlı almışsın. Evet abi. Nasıl, iyi mi? Soğuk havada üşümeyelim diye, enerjimiz yerine gelsin diye. Tatlı. İyi. Tatlını ye de gezimize devam edelim. Evet, hava şu anda güneş çıktı. Hava bayağı güzel şu anda burada. Evet, şu an Sarıalan'a geldik. İlk önce Sarıalan'da çekimler yapmaya başlıyoruz. Hava da gayet güzel bu arada. Çok güzel, mükemmel. Hava gayet güzel yani. Şehrin merkezinden daha sıcak değil mi Ahmet? Aşağıları buz gibiydi. O kadar kayıyordum. Daha soğuk olacağını düşünüyordum ama. Hiç soğuk yok. Güzel. Orman köşkleri dediğim bunlar mı? Bunlar bungalov ev mi? Burası orman köşkleri. Burası kiralanabiliyor, kalabiliyorsunuz burada. Evet. Burada aynı zamanda orman köşklerinin restoranı da var. Evet, gördüğünüz üzere. Burası yeni açılmış. Sen soyunmuşsun hayırdır? Vallahi bu havada, Uludağ'da. Evet. Güneş yapıyor İrfan burada. Bayağı bir sıcak. Uludağ'a soğuk diyenlere gelsin bu. Burada, şurada Ahmet'in giyinme tarzını gösterelim. Kafada bere, montu var. Bir daha Nurettin'e bakalım. Vallahi ben doğa kanunlarına uyuyorum, bilmem. Hava cidden soğuk mu sıcak mı Nurettin? Görüyorsunuz. Titrer gibi bir halim mi var diyorsun? Attım ya, atmadım. Tamam. Nurettin şu anda ne yapıyorsun? Şu anda salep yapıyoruz. Diyorsun. Uludağ'a gelip de salep içmeden olmaz. Teleferik manzaralı salep diyorsun yani. Aynen öyle. Salepimiz olmaya yaklaştı. Salep yanmış mı ya dibi sanki?
Yanık tadı evet, geliyor ağzıma. Yanmış ama güzel. Bayılırım yanık saleve. Yani sütlaç yanı oluyor evet, ya. Evet. Onun gibi bir aroma aldım. Hoşuma gitti benim. Beğendiğine sevindim. Elmaları da gözüküyor. Hmm. Kurabiyeler de enfes bu arada. İrfan ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Her şey çok güzel. Kar mı yiyorsun lan sen? Çüş. Hayırdır, karla ne işin var? E adama salep kalmadı. Ne yapsın? Salep niyetine kar içiyor. Salep niyetine kar. Yavaş. Allah'ım ya, salep kalmadı. Salep niyetine kar güzel. Salep kalmadı, kar içiyordu. Ay Allah'ım ya. Salep kalmadı ya, soğuk su içecektim üstüne. Soğuk su bulamayınca ben de kar yiyorum. Sen zaten bardak almamışsın. Önce onu söylesene. Vallahi bizim salaklığımız. Pet bardağı, pet şişeden bardak yaptık. Sana kar tatlısı yapabilirim. Pekmez var bak. Oo. Şöyle üzerine pekmezi boca edeyim. Evet, İster onu da misin? Ben yiyeceğim. Tamam, onu da Ahmet'e yap madem, hadi. Geçen biz zaten yemiştik onu. Dur da. Bir de Ahmet'e yedirelim.